Alevi olan özellikle dedelere büyük iş düşüyor. Bir de Alevi derneklerine büyük iş düşüyor. Basının bunların basında daha çok yer alması, dedelerin de basında daha çok yer alması ben önemsiyorum. Mesela bir dede dese ki bir televizyona çıksa ben bunu kabul etmiyorum. Bunlar kesinlikle doğru yol değildir. Alevilik sevgiden, muhabbetten geçer. Sevgi ve muhabbet olmayan bir de birine saygı duymayan bir toplumda, birbirini sevmeyen bir toplumda, birbirinin haklarını, hukuklarını helal etmeyen bir toplumda, bir de kulak yiyen bir toplumdan Alevi olmaz. Yani bunlardan kesinlikle dikkat etmesi gerekir. Bunlar o böyle bir şeye işte kulak yiyorsa, bir de eziyorsa, bir de ben burayım diyorsa, düşeni elinden tutup kaldırmıyorsa, bu kişiler tecrit edilmelidir. Alevi Bektaşi dedeleri bunları sıklıkla televizyonlarda yayınlanması lazım. Neden diye soruyorum. Çünkü ha, bizim dede çıktı televizyona, bak dede doğru ne diyor demeli. Yani biraz da bu dernek başkanları sözü veriyor ama biraz da dedelere açık söz verirlerse ben bu işi daha etkili, yani köydeki, kırsal kesimdeki bu Alevi canlarımıza bu sesin ulaşması bakımından önemsiyorum. Bana çıkar, hayır bir çıkar için, yani bir siyasi bir ikrar için, yani menfaat için yolundan sapan, çizgisinden sapan ne yazık ki dedeler var. Ya ne yazık ki okumuşlarımız da var. Yani okumuş hoca olanlar da var. Yani bir çıkar, bir menfaat için çizgisinden sapan insanlarımız var. Bunları aslında tecrit etmemiz lazım. Yani bunları kamuoyunda söylememiz gerekiyor. Canlar bundan haberdar etmemiz gerekiyor. Bunlar işte laf kalabalığı yapıp öne geçmeye çalışıyor ama bunların önü kesilmesi lazım. Bunları da işte bilim adamlarımız, bizim çok yetişmiş dedelerimiz var gerçekten. Çok yetişmiş bilim adamlarımız var. Bunların işte televizyonlarda, yayınlarda mutlaka bir kere değil defalarca bunu canlarımıza ulaştırması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum.